Herkese iyi akşamlar, Hilal ile Ne Olacak? programına hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam konuğum Nurşen Taşkın. Kendisi ruhsal astroloji danışmanı, psikoanalist ve metafizik ve spritüel araştırma, e, konularda araştırmacı. Nurşen Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum. <laughs> Nasılsınız? Ee, İyiyim, genç ve güzel kardeşlerimle olmayı seviyorum. Ee, seni de bırakmadım. Teşekkür ederim, ben de seni bırakmadım. Hep geliyorum, kadar. hep çıkıp <laughs> çıkıp sana geliyorum. <laughs> hep gelin, hep gelin. Aile gibiyiz kanalda maşallah zaten. <laughs> Sen de güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Anne bir de sizin dediğim gibi hani harca konuşma çok hızlı geçiyor o zaman. Hızlı hani geçiyor değil mi? Konuşaklarımız bitmeden programımız bitiyor. Ben de maşallah çok gevezeyim yani buradaki hanımefendinin de suçu yok ki. Ben de bır, bır 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 durmuyorum. Her gittiğim yerde de böyleyim. Özellikle enerjisi çok uyuştuğu genç bir enerji olunca temiz bir enerji haliyle benim yaşımdakiler anlayacaktır. Böyle kardeşlerimizi yakaladığımızda bırakmak istemiyoruz. Bir de onlar çok erken yaşta böyle emek verip hizmet ediyor. Yanlarında olmak istiyoruz. Yani benim gibi düşünen birçok uzman arkadaşım vardır. O yüzden ben genç enerjileri tercih ediyorum. Çünkü diğerleri çok sabitte kalıyorlar. Aynı konu aynı şey. Nedir canım siz böyle yeni yeni doğumlar yapıyorsunuz. Bu çok güzel. Benim ay ikizler yapıma sürekli dönüşümü destekleyen yapıma çok uygun. Ya bizim için de iyi oluyor. Hani böyle güzel enerjilerle hani bizim için de güzel ve keyifli geçiyor. Kesinlikle hepimiz bir birbirimizden değil mi? Gerçekten hani hepimizin ilgi alanı zaten. Harmoni konular. oluyor işte sevgili Hilal. Harmoni oluyor. o yüzden çıkın çıkın gelin. <gülüyor> çıkın çıkın geliyorum <laughs> bacım. <laughs> Bu akşam sen isterseniz numeroloji hakkında konuşalım. Sen esmaları da merak ediyordun evet, değil mi? Evet sonrasında esmalara geçmek istersiniz demiştim. vaktiniz kalırsa eğer. Tamam yani. numaroloji ile ilgili ne diyeyim? Ee, hani nedir? Nasıl tanıştık biz numaroloji ile? Şimdi mesela evet biraz halka indirge indirgeyim birkaç hikaye de anlatayım istersen. Ee, şimdi araştırmacıyım ben. Aynı zamanda çocukluğumda kendimi deneyimlemeye çalışırken... Ee, rakamların benle bir di iletişim kurduğunu fark ettim ben kendi adıma, nacizane. Bunu birçok kişi bir dönem bir furyaydı zaten biliyorsunuz. Hani ben ondan da öncesi ama e, işte mesela otoparka gidiyorum şu rakamları görüyorum hep. Mesela i̇şte melekler öyle yaptı ve yaptı bir şey. Arkadaşlar melekler Allah'ın görevlileri. Yani meleklerden bir şey istenilmez. Melekler görevini bilir. Titreşiminize göre zaten oluyor her şey. Yani siz sadece nasıl titreştiğinize özen gösterin. Hangi duygunun titreşimini, kokusunu yayıyorsunuz? Melekler sizin özel durumunuzu bilmez. Ayşe'yi Fatma'yı tanımaz. Yani sevgili Hilal, o yüzden o oraya da değineyim istedim. Çünkü meleklerden bir şey istemek kadar şirk ve şey Allah'ın e, görevlileri onlar. Evet. E, ancak sinirteşimize uygun evet işlerini yaparlar onlar ayrım yapmadan. E, ve bir dönem bu furya oldu. Her yerde o numarayı görüyorum, bu numarayı görüyorum falan filan. Benimle de iletişim kurdu tabi rakamlar. Bazı dönemin enerjileri böyledir, farklı çalışır. Şimdi kova çağına doğru giderken, dördüncü boyuta giderken daha farklı şekilde matematik bizimle iletişim kuracak. Her şey numaroloji zaten aslında evet. matematik yani. Hangi omuzda öyle kadar. <laughs> evet her şey. Yani ayın oradaki konumu, toprağın şuradaki durumu, her şey, her şey, her şey, her şey bir matematik üzerine kurulmuş. Allah sayıları seviyor galiba. Hani Bizler de seviyoruz aslında sayıları farkında evet, olmadan. Evet. Hani gibi Doğuşumuzu itibaren bir sistemi içerisinde doğduk biz. Evet. Hani Farkında olmadan çekiyoruz o sayıları. Çekiyoruz. Ee, mesela şimdilerde yeni bir sistem yakaladım geçen gün. Ee, yine o bizlerde vardı da bir değişik dönüştürülmüş getirmiş. Belki programdan sonra incele, incelemek istersin. Evet. Seyircilerimize belki bakmak ister. Yeni yeni fark ettim birkaç yerde konuk oldular. Ee, belli rakamları tekrar ediyorsunuz. Mesela 2 5 6 6 7 7 7 7. Mesela 2 8 9 5. Böyle birbirine rakamlar ayarlanmış. Bunlar tekrar ediliyor. Yeni bir konu galiba. Ben de yeni evet, fark SS ettim. Evet, sesini Hani şurada yanlış bilmiyorsam bir 2 3 yıldan beri Türkiye'de. Aa, Öncesi abi. varmış. Şu an bilmiyorum ama. Evet, evet. Yeni. Daha yeni evet. Evet, yeni bahse. Ben de yakaladım sevgililer. Ee, yine numaroloji ile ilgili bir şey. Biz bunu biliyoruz. Zaten pinkodu kodu olayını biliyorsunuz sevgili Yılmaz Erdoğan da çok e, tiyatrocu. E, o da çok destekledi. Hatta burada seminerler vermesi için de destek falan olmuş sanır isem. E, şimdi numaroloji her şey matematik olduğuna göre, her şey sayılar üzerine kurulu olduğuna göre e, her şeyin bir sayısı ve bir pinkodu kodu var. Haliyle siz hangi ilmi yaparsanız yapın bence bunu da biliyor olmanız lazım. Temelinde bilgi olarak. O yüzden sayısal yani numarolojik. zaten astroloji bilmeniz için biraz matematik e, menşeli çalıştığı için orası evet. da az çok matematik. <laughs> hani ben gerçekten ilkokulda mesela matematikten kaçtığımı biliyorum deli gibi. Allah'ım gelmese o ders falan diye. Zaten zorlu bir çocukluk geçirdiğim için de belki de matematiği sevmedim. Öğretmenimi matematiği sevememiştim. Ben de çok sevdim ama lisede bayıldım <laughs> yani matematiği. Mesela aslında bu biraz da hoca Hocadan ve anlatma Hocadan kaynaklı şey. evet. Çok önemli. A onların ellerinden öpüyoruz o tatlı öğretmenlerin. Ama lütfen bütüne de yaymayalım. E, yani bana kızacaksınız ama Hayatları yok eden öğretmenler de var. Burayı da es geçmeyelim. E, çünkü bir çocuğa dokunmak çok önemli yani. Çok önemli onu nasıl baktı. O yüzden o öğretmenin denk gelmesi de bir matematiktir bana tabii. Oraya da şikayet etmiyorum. O da bana bir şey öğretti. E, demek her şeyin içinde sayılar var. Evet. E, Esma'ya mesela biraz örnek vereyim. Mesela bir esma vereceğim. Oradaki bir şeyi hesaplayıp da veriyorum. Yani o sayıyı nasıl çıkarıyorum, ne kadar çekeceğini o zikri. Ee, oradaki bir durum hesaplanıyor da biz danışana şu sayıda şu zikri çek. Buraya bu zikri çalıştırmalıyız Satürn'üne. Burada bu esmayı çekmeliyiz veya şöyle yapmalıyız. Hep rakamlardan geçiyor. O yüzden bence bu tür ilimlerle ilgilenen hemen hemen herkes çikler <laughs> sayılarla ilgilenmeli. Sayılar ve numaroloji hakkında, pin kodları hakkında hepsi çünkü insana tanımlamaya hizmet ediyor. Evreni anlamak için de, insanı anlamak için de sayılarla aramızı iyi tutmalıyız. Hmm. Anlam ve ihtivalarını öğrenmeliyiz e, diye düşünüyorum. Çok konuşulacak şey var. Ben ilgileniyorum, sürekli ilgileniyorum. Sayılar e, her çalışmamda hemen hemen var. E, çünkü doğum saati bir kere zaten natal harita çıkarıyorum. Evet. Peki doğum saatimizi bilmiyorsak nasıl bir yol izleyebiliriz? Şöyle bir yol izleyebiliriz. E, bütün astronot kardeşlerim bilecektir. Belki de anlaşanlar da bilecektir. Rektifikasyon diye bir ilim var yani onu kullanıyoruz doğum saatini bilmeyenler üzerinde şöyle ki 5 dakika bir saat kadar oturuyoruz bir seans düzenliyoruz ee, orada belli bir takım keskin sorularımız oluyor bizim danışana ee, işte çok açık konuşacağım ne zaman regli olduk çünkü hepimizin regli zamanları aynı değil işte ne zaman ilkokula başladık geç de başlamış olabilir ee, bir takım takım ameliyat geçirdik mi erken işte bir evlilik yaptık mı işte gibi 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 sorular silsilesi var. Can alıcı bazı sorularımız var. Bunların hesaplanmasında o tarihteki bazı açıların ve etkilerin de hesaplanmasıyla birlikte tamı tamına, dakikası dakikasına doğum saatinizi bulabiliyoruz bu yöntemle. Bunun da rektifikasyon deniyor. Yani sorularla. Evet. Bir saate yakın böyle bir soru dalgasına tutuyoruz net cevaplarla birlikte. Arkasından astrolog bu hesaplamayı yapıyor. Ve net bir Çünkü doğum saati elde etmiş Çünkü biz her zaman her şeyle oluyoruz. doğum saatini hayatına bakılmaz. Evet bakılmaz. Bu şekilde söyleniyor. Bakılmaz. Bir, ee, bir derece bile çok önemli evet. bir olayı yorumlamanızda. Çünkü orada bir başka sabit yıldız etkisine girmiştir. Ee, öbürüne öyle yorumladığınız şey ona da öyle yorumlarsınız. Gidersiniz sizin yüzünden bir hata yapar bu bilgi böyle diye. E, ondan sonra kendisine yeni e, imtihanlar silsilesi sebepler dairesinin içinde bulur. O zaman artık şunu öğrendik ki doğum saatimizi öğrenebiliyoruz. Öğrenebiliyoruz. Her şeyin bir çözümü var. Mevla çok adil çünkü şeyi sevmiyor. Yani çözümsüzlüğü sevmiyor. Çok yaratıcı. Yaratıcı çok yaratıcı gerçekten. Hani şey oldu ama tesadüf diye de bir şey yok hayatlarımızda. O yüzden gene senin geçen programdaki gibi bir şey soracağım. Ne olur hiçbir şey direnmeyelim. Sadece anlamaya çalışalım, gözlemci kalalım öncelikle. Nefeste huda kalarak karar vermeden önce. E, her duyduğumuz bilgiyi işte ya ikizler aksına geçtiğimizde bir daha bir bakalım. Gerçekten bu söz Mevlana'ya mı ait? E, ne olacak kardeşim Mevlana değil de konflikçisi sayılsa ne olacak? Mı diyorsun kardeşim? Ne olacak değil. Yarın senin de bir bilgin, topluluklara dağılan bilgi kolektife yayılıyor. E, belki Mevlana'nın tarzı değil o. Onu orada farklı söyleyecekti belki Mevlana. İşte biraz yani, da araştırmamız gerekiyor. Hak ak da... hak yok mu orada o zaman? Mal edilmiş olmuyor mu yani? Araştırmamız gerek. Yani şey söyleyeyim. Hazır e, bilgiye konmamız. Kişilere göre esma çalışması. Hı -hı. Mesela e, bir esma mesela sizdeki sayısı benimki sayısı farklı mı yoksa genel bir sayı çalışması mı oluyor? Genel olamaz e, sevgili Hilal. E, olamaz hep kişiye göre, her zaman kişiye göre veya natal haritasına göre yani kişinin natal da kişiye göre demek. Yani doğduğu andaki sabit e, haritası natal dediğimiz. E, o yüzden ya ona göre ya da kişinin e, kendine göre de hesaplanabiliyor. İşte çok çeşitli yolları var. Annada da hesaplanıyor. E, başka başka hesaplama yöntemleri de var. İnternette bir sürü dolanıyor. Ama hepsi tam anlamıyla bir netlik içerisinde değil. Yine araştırıp bir harmonileştirsinler o işi. Ya da bizlere başvursunlar, uzman kardeşlerime başvursunlar. Bunu evet. şey yapan, sanıyorum şey yapıyordu bizim araştırmacı yazar Ahmet şey Serhat'tan Serhat Ahmet'ten galiba yanlış söyledim. O da bu, bunu yapıyordu. Ee, videolarına da ulaşabilirler. Ee, esma bulma anlamında bize de ulaşabilirler. Başka kardeşlerimize de yapılıyor. O zaman bu konu çok çeşitli çok dikkat etsinler. Ee, çünkü öyle esma sistemi var ki e, siz e, arınmadan esma e, buraya değineyim mi vaktimiz evet, var, var mı? Çok önemli çünkü kaçırdım burayı ben. Esmalar çok fazla bu arada. Çok, çok büyük fazla tehlike de içerebilir. Esmalar sıfatlardır. Allah'ın isimleridir ve sıfatlarıdır. Bir sıfatı yir, beyin 21 günde bir bunu kaydeder, oturtur artık o sıfatı. 21 gün 21 günlük çalışmalar veriyoruz biz hemen hemen hepimiz. Ama kişide bir arınma yok. E, şeye uğramış. Türkiye'deki konuş, dillerle konuşacağım. ...musallata uğramış... ...veya bazı negatif enerjiler dolu... ...bağırsaklarında bilmem bilmem ne... E, ...varlıklarıyla dolu... E, ...neredeyse ele geçirilmiş şekilde yönetiyor... ...kendisi zannediyor yaptığı, ettiği her şeyi... ...psikomatik sendromlarla... Dona, e, do, e, ...dolmuş... E, ...ben kalkıyorum bu insana... Hı, ...senin anne adın... Hı, ...senin bilmem ne... E, ...hadi senin esman bu al 800 kere... ...ya da 2200 kere çek... ...ya arkadaş verdin tamam verdin de... ...karşındaki kişi ne durumda? Yani şu andaki önce bir teşhis yapmak lazım. Yani o yüzden ben Esma'yı buluyorum gel senin bulayım. Yani Esma bulucu diye ona gidersek sıkıntılı. Bu işi tam ve bütün yapan birinden bunu almalıyız ki... ...önce bir teşhis yapacak size. Bulunduğunuz duruma bakacak. Hı hı. Ee, ondan sonra durumunuza göre size bir süre daha şunu yapmalıyız... ...sonra Esma'ya başlayabiliriz diyecek belki. Ama siz kalktınız al sen şu Esma'yı çek şu kadar... Senin bu şeyine bu uydu hadi çek. Ya arkadaş sonuçta çektiği esma bulunduğu vücuda yerleşecek. O vücut şu o siyahsa siyahın üzerine sen onu yerleştireceksin. O siyahın üzerinde iş görmeye başlayacak. Allah'ın o esması. O sıfat e, Ahmet'in bir katilin üzerinde de olabilir. E, i̇ş görecek. Siz bir katile e, kalkıp muktedir esmasını verirseniz annesinden bilmem ne bilmem ne teşhis yok o yok bu yok insan incelenmemiş al şu esma iyi çeksin de da gitsin daha çok muktedir olsun. O kadar fazla. Gitsin daha çok bilmem çünkü öyle açılacak o esma ne kadar alan sıfatı da olsa bulunduğu yere göre iş görecek o esma evet <laughs> çok özür dilerim. Frekans yükseltmek gerekiyor. Yani şimdi ben mesela diyorum ki Jüpiter'in şöyle şöyle bir açısı var. Ay yaşayacaksınız. Herkesler öyle yaylar böyle olacak. Iki hayır öbür yay diyor ki hayır. Ben öyle olmadım hayatım mahvoldu. Hiç de öyle günler geç. O dediğiniz tarihlerde tam da tam aksi. Ameliyat oldum, hastanelik oldum falan diyor. E şimdi nasıl oluyor? Kardeşim ee, sen o enerjinin altında nasıl karşıladın? Sabah lanet olsun gene güne uyandın mı diyorsun? Yoksa şükürler olsun bir ve tamam nefes aldığım için bile çok şükür bugün ne yapabilirim hayata ve kendime ne katabilirim bilinciyle mi uyanıyorsun? Allah'ım şu kötü şeyler de var ben bak evimdeyim sıcacık kombim yanıyor sabah bir bardak çayım var bir kahvem var içip çıkabildim giyecek bir kıyafetim var diyebiliyorsan o zaman o olumlu bir şeyin etkisini hemen alırsın. Ama senin negatif bir frekansta bır bır bır, bır geziniyorsun. E, kusura bakma o rahmet yağmurundan sen başka türlü dışa vurum yaşayacaksın. O yüzden hangi yağmurun altındayız ve hangi frekansta o yağmurun altındayız çok önemli. Şimdi isim, e, esma'ları var, çalışmaları var. Aynı adı ve doğum tarihi dediniz. Bu ikisi hmm. olmadan isim ismimizi esmasını bulabiliyor muyuz? Bulabilir miyiz veya e, sadece ismimizin bulabiliriz e, ama anne adımız astrolojide de ay çok önemli olduğu için e, hem anne demek anneyi oradan buluruz hem topluma karşı duygularımızı buluruz, duruşumuzu buluruz. E, o yüzden e, önemli e, anne adımız da önemli yani. Yani ikisi birlikte o zaman daha fazla önemli bizim Tabii için. Tabii ki çok önemli çünkü siz o anneyle büyütüldünüz. Ee, o annenin 9 e, ay içinden beslendiniz. O anne her ne yaptıysa 9 ay siz onunla beraberdiniz. Tuvalete giderken de, yemek yerken de, yaşadığı bir kavga, bir deneyimin içinden geçerken de siz orada onunlaydınız. O yüzden anne çok önemli. Ama diyelim ki bazı vakalar yaşamış, annesi yok, vefat etmiş, adını bilen yok. E, bu ilimlere de gönül koydu. Allah her şeyin ilacını vermiştir bir yolla onun da bir yolu bulunacaktır. Genel bir çalışmayla önümüze alırız danışanı. Her şekilde bir sürü harmoniyle yaklaşmaya çalışır. Onun için de doğru esmayı bulacağımıza inanıyorum. Ama o danışanla biraz zaman geçirmek gerekecek. Yani o zaman biraz önce dediğiniz gibi de her şeyin bir çözümü, bir kolaylığı var. Var. Yeter ki gidip onu fizanda da olsa o bilgiyi niyet alıp, doğru bilgiye niyet alıp oraya gitmek gerekiyor dostlar. O yüzden e, ee, ararsak bulacağızdır. Arayan Mevlasını da demişler. <laughs> Mevlasını da demişler. Biz arayarak <laughs> Mevlamız bulunmuş. Bulalım inşallah. Çok sağ olun. İnşallah Güzel sohbetiniz için. Ne demek ben zevk aldım zevkle. <laughs> Işığın bol olsun parlasın. Bizim ışığın bol olsun. Hayatımızı güzellikle katlanarak çoğalsın diyorum. Herkese iyi akşamlar. <laughs>